1 Mayıs 6 Haziran Değerli Kova Burçları Yükselen ve Ay Burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. E Akkaya Instagram sayfam günlük takip edebilirsiniz. Yorumlarım orada düzenli olarak takip edebilirsiniz. Bu ara iletişimle alakalı noktalarda kırıcı, ses ser, sert konuşmalar dilinizin kemiği olmayabilir. Bunu iş hayatınızda da, özel hayatınızda da, kardeş, eş hayatınızda da yapabilirsiniz. Yani bu dilinizi bir yontmanız lazım. E, bu ara kırıcı ifadeleriniz var ve bu kırıcı ifadeler sizi de yıpratabilir. O yüzden bu dönem dilimize hakim olalım. İş hayatınızla alakalı noktada da e, aynı olay aynı davranışları çevrenizdeki insanlar sevgi, sergilemeye başladığı için siz kırıcısınız ama e, büyük iş imz, yani büyük bir oluşum var burada iş hayatınızla alakalı. Eğer bunu doğru daireye getirtirseniz işinizde inanılmaz muazzam başlangıçlar, rahat edeceğiniz konumlar ve eksik olan noktanızı tamamlayacaksınız. Bence bu hafta sinirinizi sadece işe konsantre olarak yaparsanız kazançlı olarak gözüküyorsunuz. Her şeye yaparsanız stres ve para kaybınız olacak. Buna mutlaka ihmal etmeyin değerli kova burçlarım şöyle bir şey var. Ortaklı işte radikal iş yapmayacağım artık. Kurumsala ya da devlet sektörüne girmek istiyorum diyen bazı kova burçlar için. Yani işiniz iyidir. Ortak değişimi daha sağlıklı olacak. Siz başkasının emri altında yaşayamazsınız. Başkasının kontrolü altında devam edemezsiniz. Sizden ricam burayı sabırla iyileştirerek ortaklarınızı ayırın kendiniz devam edin kendiniz devam etmezseniz sıkıntı yaşarsınız unutmayın diyorum e, kendi ailenize ait toprak arazi ev satılmasını istediğiniz bazı noktalar var bununla ilgili e, aile içerisindeki huzursuzluklar bitip bunları da bu dönem içerisinde elden çıkartıp daha büyük bir alana geçmek kendi işinizi büyütmek istiyorsanız bu fırsatlar sizin için çok doğru ve doğru kalıba geçiş yapacak gözüküyor şöyle demek istiyorum Değerli kova burçları ee, özellikle kurumsal büyük bir firmadaysanız işinizle alakalı eksik olan şeylerin iyileşmesi De, e, kendi işinizde büyük başarıları dikkatli çözmeniz ama şu gen, işsizseniz bile güzel fırsatları beğenmediğiniz yani kendi ruhunuza uymayan bir iş kapısında olmak istemediğiniz için her fırsatı kabul etmediğiniz gözüküyor. Yurt dışı fikrin ve yerleşmek isteyen kovalar bu dönem bunu geride bırakıp sadece bulunduğu alanı konsantre edip ve burayı toparlamanız lazım. Evli olanlarda büyük tartışmalar, büyük kıyametler kopacak. O yüzden dilimizi tutun diyoruz ya, zarar görmesin evliliğiniz, ilişkiniz zarar görme, işiniz zarar görmesin. Kırıcı olmayı geride bırakın çünkü insanlar sizi kırdığı için siz kırıcısınız. Bu kırıcılığı geride bırakmanız lazım. Anne ya da ee, Baba dediğimiz aile arasında yani babanızın ailesi ve annenizin ailesinde gereksiz tartışmalara da şahit olabilir. Bu sizi yıpratabilir. Karadeniz bölgesindeyseniz, Trakya ya da Marmara bölgesindeyseniz beklenmedik para hayatınıza geçiş yapacak ve bu para sizi tatmin edecek gösteriyor. Aşksız olanlar için keyifli flörtleşmeler var ama doğru insan için daha vakit uyarısı var gözüküyor. Dijital alanda, e, elektronik alanda çalışan bazı kova burçları dijital büyük firmalarda çalışıyorsanız konumda, paranızda, yerinizde çok büyük bir değişim, hatta şehir değişimi ya da ülke değişiminiz gerçekleşecek çok mutlu olacaksınız değerli kova burçları. Özel bir alanda da kendi alanınızı hani farklı bir yere daha sakin daha rahat edeceğiniz bir noktaya taşımak istiyorsanız şu anki yeriniz doğru hiç taşınmanıza gerek yok yerinizi kollayın yerinizi sahip çıkın başkalarınıza yerinizi teslim etmeyin değerli kova burçları evli şöyle söyleyeceğim e, oturduğunuz ev ya da araç satımın kararı içerisindesiniz. Bunu farklı bir yatırıma çevirmek istiyorsunuz. Evet yapın. Çünkü yedekte bir eviniz var. E, Odan bir kira getirisi ya da ailenize ait bir ev olabilir. Oraya taşınabilirsiniz. İyi olacak. Paranızı farklı bir noktada değerlen Mal değil de farklı bir noktada değerlendirmek istiyorsunuz. Bu ara sizin hanenizde şu, şöyle bir sorunumuz var. E, hani duygusallık ve özel hayat yatak hayatımızla ilgili biraz geri durumlar var e, İlişkide bir soğukluk var bunu toparlamanız lazım bu bu toparlanmazsa evliliğimiz sıkıntıya doğru gidiyor ya da ilişkimiz sıkıntıya doğru gidiyor lütfen bunları toparlayayım son zamanlarda panik atak nefes darlığı e, ve e, uyurken kendinizi huzursuz hissedebilir gece yarıları kalkıp devamlı yemek yeme ihtiyacınız olabilir basen ve göbek genişlemeye başladı dikkat et bir de ufak bir cildinde lekelenme, sivilce konu larımız sizi rahatsız ediyor olabilir. Bir de beklediğiniz geçmiş ilişkinizle ilgili bir görüşme ve bu görüşmede siz haklısınız ve sizden özür dilenecek. Bunu bekliyorsanız şimdiden hayırlı olsun. Yurt dışında yaşayanlar için Özellikle iş konunuzla alakalı Fransa'da yaşıyorsanız işinizle alakalı konumda Almanya'da yaşıyorsanız yerinizin iadesi Amerika'da yaşıyorsanız başka büyük bir firmaya geçişinizle ilgili güzel evreler söz konusu olacak. İliş, yurt dışındaki izleyicilerimiz takip ediyorsa ilişkiniz yoksa bile bu dönem keyifli bir ilişkiye yelken açacaksınız. Umutla kalın Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun.